Selamlar. Mükemmelli harika bir gün. Bugün de Allah'ın izniyle dostları yaşadığımız, hayırda takvada yarışmaya çalıştığımız mükemmel bir gün. Her günümüzü ayrı bir hayat olarak görüp dostları yaşamanın, hakelen Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre hareket etmenin mutluluğu içimizde. Allah'ın izniyle yüzümüzdeki tebessümün dostları ibadetlerden geldiğini, Yüce Allah'ın rızasının her şeyden önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah insanlar hayatının her döneminde doğru olan ne varsa onun izinden gider. Şu dünyanın geçici menfaatlerini, oyun eğlencelerine göre değil de dosdoğru olan ebedi konulara uğraşırlar. Biz elimizden geldiğince dosdoğru bir şekilde örnek olup etrafımıza hidayet, takva yönünden örnek olmaya çalışacağız. Biz kendimizi mükemmel görmüyoruz. Yüce Allah'ın takdiridir. Ama elimizden gelen her türlü hayrı, çabayı helal yollardan yapmaya çalışıyoruz. Bu hayata biz kendimizi bağlamadık ki. Hiçbir zaman bu dünya için ebedi alemi bir kenara atmadık. Böyle bir hayat olamaz zaten. Böyle bir hayatı yaşayan bir mümin olamaz. Çok net. Ve şurası da aşırı önemli. İnsanlar her anının değerini bilmelidir. Mübarek günler olduğu kadar her anımız da önemlidir. İnsanlar bunları çok iyi düşünmeli. Şu verilen akıl nimetini çok iyi kullanmalıdır. Ne yazık ki kullanmıyorlar. Kullanmadıkları için şu ne der, bu ne der diye devamlı birilerinden referans, yorum almaya çalışıyorlar. Bir kendine sor ya. Yüce Allah sana şu akıl nimetini vermiş. İrade nimetini vermiş. Kullan. Bir düşün. Bu nimetleri neden kullanmıyorsun? Bunları da soracağız. Ve şurası da aşırı net. Biz bu dünyaya bütün insanlar olarak kulluk için gönderildik. İlk insandan, Hazreti Adem, Hazreti Havva'dan kıyamet gününe kadar, gelecek bütün insanlara kadar hepsinin bu dünyaya geliş amacı vardır. Ve nettir. Devamlı yorum, masal hikaye anlatanlar kendini kandırıyorlar. Büyük bir gaflet içindeler. Böylelerinden olmayın. Bakın çok açık ve net. Bu dünyaya geliş amacımız var. Kulluğumuzu dosdoğru şekilde yerine getirmek. Ve her şeyden önemlisi de Yüce Allah'ın rızasına uygun her anımızı yaşamaktır. Gençliğimde şu hataları yaptım. Yaşlılığımda şunları yaptım. Çocukluğumda şunları yaptım diye keşkelere, pişmanlıklara düşme. İnsanlar bunlara çok düşüyorlar. Bakın doğrular yanlışlar belli. Haramlar, helaller bellidir. Neye göre bellidir? Yüce Allah'ın bizlere söylediği kelama. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre bellidir. Zina haram deniyorsa yapmayacaksın. Alkol, içki içmek haram, yapmayacaksın. Şans oyunları, falokları, bahis, her türlü bu haram konuları yapmayacaksın. Bu kadar net. Kul hakkı, gıybet, yalan, iftira, bu haramlara bulaşmayacaksın. Hayatın her döneminde bunlar geçerlidir. Devamlı bu dünyanın menfaatleri, düzeni sana bunu gerektiriyor diye yapmak zorunda değilsin. Eğer senin dinine, kitabına tersse yapmayacaksın. Bu kadar net. Bir mümin, takvalı bir insan bu şekilde olur. Biz bu dünyanın hiçbir konusuna kendimizi bağlamayız. Bağlayan cahildir. Bu kadar net söylüyorum. Her türlü ideolojiye, akıma, yoruma, masala, hikayeye, efsaneye takılıp kendine hayali kahramanlar üretiyorlar. Bu kendini bilmezler, kendini mükemmel zannediyor. Her şeyi onlar biliyor, hiç kimse bir şey bilmiyor. Şu benim kahramanım, bu benim en iyi adamım falan hikayeler anlatıyorlar. Bunların hepsi hikaye. Hiçbirinden bir şey olacağı yok. Sen insan olarak dosdoğru bir hayatı sürmeye çalış. Hayatını iyi düşün. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'i anlamayıp uygulamayan, devamlı ama fakat lakinlerle gelen cahiller kendini düzeltmedir. Biz bunları normal göremeyiz. Herkes haddini bilecek. Biz bunları da düzelteceğiz. Orası da net. Çok net söylüyorum. Yüce Allah'ın izniyle biz gittiğimiz her yerde dosdoğru olduğumuz sürece önümüzde hiç kimse duramaz. Yüce Allah hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylüyor. Hak geldi, batıl zahil oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Bu nedenle biz de
her zaman hayrı takvayı gözeterek dosdoğru hayatın peşinden gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zayikatül mevt sümme ileyna turcaun. Sadakallahul azim. Şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz diyor Yüce Allah. Yaşadığın şu ömrü, Yüce Allah'ın tayin ettiği şu ömrü iyi yaşa. Mükemmel bir hesabı olacak, unutma. O hesap o kadar mükemmel ki bir daha geri dönme şansın yok. O kadar mükemmel. İnsanlar her anının değerini bilmeli. Bir korku, bir ceza vesilesi olarak değil, Yüce Allah'ı çok sevdiğin için sana verilen şu mükemmel beden nimetinin, şu mükemmel kainatın, alemlerin yaratıcısının şükrünü yerine getirmek için, çok sevdiğin için yap. O kadar önemli ki bazı şeyleri insanlar düşünmeli. Devamlı şu ne der, bu ne der diye çevresine bakanlar cahildir. Bu kadar net söylüyorum. Bu dünya düzeni zerre kadar umurumuzda değil, burası net. Kimseye bakmayın. Kendi yaşadığınız dosdoğru hayatı düşünün. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'e göre yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Bu kadar net. Ya evet ya hayır, arasında kalma. Kararsız hiç olma. Bu kadar da önemli. İnşallah Allah'ın izniyle her zaman ebedi alemin mükafatlarını arayacağız. Her zaman Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşayacağız. Yüce Allah'ın en sevdiği kul olma hedefine ulaşmak için de her zaman hayırda, takvada yarışacağız. İnşallah namazımız, orucumuz, tilavetlerimiz, kurbanımız, zekatımız bizi muvaffak edecek. Yüce Allah inşallah bizleri her zaman hayırda yarışan en sevdiği kullarından eyler diyorum. Hoşça kalın.